Canlar Kel Hoca ile TYT tarih işlemeye devam. Bugün sizinle ikinci üniteyi işleyeceğiz. İnsanlığın ilk dönemleri bizi Instagram kel.hoca, YouTube Kel Hoca Akademi'den takip edebilirsiniz. İnsanlığın ilk izleri, ilk insanlar acaba nasıl yaşıyordu? Arkadaşlar ilk insanlar 3 hayat yaşam tarzına sahipti. Bunlar avcılık, toplayıcılık, göçebe hayat ve yerleşik hayat. Avcılık, toplayıcılık ilk buzul çağında görülen hayat tarzıdır ve burada insanlar avcılık, toplayıcılıkla geçindiği için bu hayat tarzı adını almıştır. Göçebe hayat hayvancılıkla geçimlerini sağlayan hayat tarzıdır. Ayrıca avcılık, toplayıcılık devam abi. Yerleşik hayat evet, ilk defa tarımın yapıldığı ve tarım dışında da hayvancılık ticaretin yapıldığı hayat tarzları olarak karşımıza çıkmaktadır. Türkiye'nin en eski yerleşim yerlerine baktığımızda Yarımburgaz canlar biliyorsunuz İstanbul'da ilk insanların yerleştiği yer olarak biliniyor. Tabii bu Türkiye için konuşuyoruz. Lütfen yanlış bilinmesin zaten başlığımız Türkiye'nin en eski yerleşim yerleri. Karain, Antalya'da bulunan insana ait en eski kemiklerin bulunduğu yer. Çayönü, Diyarbakır'da Türkiye'de ilk köy yerleşim ve ilk üretim, tarım üretiminin yapıldığı yer. Çatalhöyük, Konya'da Türkiye'de ilk şehir yerleşimi. Göbeklitepe, Şanlıurfa'da dünyada en eski tapınağın bulunduğu yer olarak çıkar karşımıza. Şimdi biz tarihi iki döneme ayırırız. Tarih öncesi ve tarih çağları. Peki neye göre bunu tarih öncesi, tarih çağları diye ayırıyoruz? Canlar, dikkat, ÖSYM bunu sormuş. Yazının icadına göre tarih öncesi ve tarih çağları diye ikiye ayrılır. Ve çok önemli pratik bir yol. Eğer bir soruda tarih öncesiyle başlayan bir paragraf görürseniz ya da tarih öncesini görürseniz lütfen hemen yanına yazı yok diye yazın. Çünkü tarih öncesinde yazı yok. Tarih çağlarında da yazı var diye yazın. Bu işinizi çok kolaylaştıracak. Tarih öncesini de biz kendi arasında kullanılan araç gereçlere göre ikiye ayırmaktayız. Kullanılan araç eğer taş ise, gereç taş ise buna biz taş dönemleri, kullanılan araç gereç maden ise buna maden dönemleri diyoruz. Taş dönemleri de kendi arasında paleolitik, mezolitik, neolitik diye üçe ayrılır. Birazdan detaylarını işleyeceğiz. Maden dönemleri de kendi arasında bakır, tunç, demir diye üçe ayrılmıştır. Detaylarını işleyeceğiz. Tarih çağları da dünyayı etkileyen evrensel olayları yani birden fazla coğrafyayı, kültürü etkileyen evrensel olaylara göre dörde ayrılmıştır. İlk çağ, orta çağ, yeni çağ, yakın çağ. İlk çağ yazının icadı ile başlayıp kavimler göçüyle biten. Orta çağ kavimler göçüyle başlayıp İstanbul'un fethiyle biten. Yeni çağ İstanbul'un fethiyle başlayıp Fransız ihtilaliyle biten. Ve yakın çağ Fransız ihtilaliyle başlayıp devam eden çağ olarak karşımızda durmakta. Tarih öncesi hemen yaz abim. Yazı yok. Üçe ayrılır. Ama taş dönemleri. Şimdi tarih öncesini biz taş dönemleri ve maden diye ikiye ayırıyoruz. Taş dönemleri de kendi arasında üçe ayrılır. Paleolitik eski taşta acaba insanlar nasıl yaşıyordu? Arkadaşlar eski taşta bu dönemki insanlığın en uzun dönemidir. İnsanlar avcılık, toplayıcılıkla geçinmişler. Konar göçer bir hayat tarzına sahipler. Avcılık, toplayıcılık bir hayat tarzına sahipler. Mağaralarda yaşıyor bu insanlar. Bunlar hazır yiyiciler, tüketici hayata sahipler. Mağaralarda adamların canı sıkılıyor abi. Avladıkları, topladıkları hayvanları veya topladıkları bitkileri, ürünleri mağara duvarlarına resmetmişler. Bu da dünyanın insanların ilk sanatsal faaliyetleri kabul ediliyor. Paleolitik dönemde insanlar ilk ateşi bulmuşlar. Dönemin sonunda ilk ateşin bulunmasıyla insan hayatı değişmiştir. Çünkü o zamana kadar hayvanları maalesef çiğ çiğ yiyorlardı ve ürünleri pişirmeden yiyorlardı. Artık pişirerek yiyorlar. Böylece ömürleri uzamaya başlamış. Kendilerini vahşi hayvanlardan korumaya başlamışlar. Canlar Paleolitik'te klan denilen akrabalık örgütlenmesine, kan bağına dayalı bir örgütlenme var. İkinci dönem Mezolitik Orta Yontma Taş. Bu dönemde insanlar havanın biraz ılımanlaşmasıyla avcılık
biraz ılımanlaşmasıyla nehir kenarlarında balıkçılık yapmaya başlamışlar. Ayrıca avcılık, toplayıcılık devam. Konar göçer bir hayatta yine sahipler. Mağaralarda yaşıyorlar. Tüketici bir hayata sahipler. Obsidyen denilen volkanik taş cam ile yine kendilerine araç gereçlerine farklı şekiller vermekteler veya kullanmaktalar bu volkanik taşı. Mikrolit denilen küçük taş aletler yapmaktalar ve böylece kendilerini korumaktalar arkadaşlar. Neolitik yeni cilalı taş dönemine baktığımızda burada havalar tamamen ısınıyor. Artık insanlar mağaralardan çıkıp nehir kenarlarına yerleşmeye başlıyorlar. Su kenarlarına yerleşmeye başlıyorlar. Böylece ilk tarım yapılmış ve ilk tarıma bağlı ilk yerleşik hayat ortaya çıkmıştır. İlk evler, ilk köyler yapılmıştır. Üretime bağlı artı ürün ortaya çıkmış ve bu artı ürünü satıp ticaret yapmışlardır. İlk özel mülkiyet tarıma bağlı olarak ortaya çıkmış ve maalesef bu tarıma bağlı olarak da özel mülkiyete bağlı olarak toprağa çok olan insanlar soylular, olmayan köleler şeklinde sınıfsal farklılıklar ortaya çıkmıştır. Biliyorsunuz dünya tarihinde bir yerde tarım yapılmışsa orada eşitsizliğe dayalı sınıfsal farklılıklar ortaya çıkmaya başlamıştır. Yani sınıf tarıma bağlı bir şeydir. İlk kez hayvanlar evcilleştirilmiştir. İlk defa seramik çanak çömlekler yapılmış ve böylece yiyeceklerini kaplara koymuşlar. Kütahya porselenin temelli canlar. Ve el becerilerine dayalı meslekler ortaya çıkmıştır. Sözlü hukuk kuralları gelişmiştir ya da ortaya çıkmıştır diyoruz. Tarih öncesinde taş devirleri bu şekilde. Bir de maden kullandıkları ve buna bağlı kullandıkları madenden dolayı 3 döneme ayrılan bir tarih öncesi dönemimiz var. Yine yazı yok diye yazmamız gerekiyor. Birincisi bakır, ikincisi tunç, üçüncüsü demir. Bakır dünyada ilk işlenen madendir. Neden abi? Niçin ilk işlenen maden? Bir kere kolay işlenen bir maden. Bir de doğada çok bulunan bir maden. Tunç ilk siyasi teşkilatlanmanın yani şehir devletlerinin ki biliyorsunuz ilk siyasi teşkilatlanma site denilen şehir devletinin görüldüğü dönem. Tunç ki site Sümerler'de görülmüştür. Demir ilk ilkel dinlerin totemizm ve ruhçuluk diye dinlerin ortaya çıktı. İlk imparatorluğun kurulduğu ilk imparatorluk da Akatlar ve dönemin sonunda yazı bulunmuştur. Demir döneminde böylece tarih öncesi sona ermiştir. The end. Tarih öncesinde Anadolu'da hangi yerleşim yerlerinde hangi dönem yaşanmıştır? Eski Taş, Karain, Bel Dibi, Bel Başı, Yarımburgaz mağaralarında, Orta Taş, Baradis, Tekkeköy ve Macunçay'da, Yeni Taş, Çayönü, Çatalhöyük ve Göbekli Tepe'de, Bakır, Alacahöyük, Beyce Sultan, İkiztepe ve Truva'da, Tunç, Ahlatlıbel ve Kültepe'de, Demir, Alişar, Alacahöyük, Hacılar ve Truva'da yaşanmıştır. İşte Anadolu'da yaşanan tarih öncesi dönemler bunlar. Bir de son olarak yine yazının gelişimi ve ilk çağda bilimle ilgili bilgi paylaşımında bulunacağız. Arkadaşlar yazı biliyorsunuz kültürel gelişim ve insanlık tarihi açısından çok önemli ve çağ değiştiren böylece tarih devirlerinin başlangıcı olan kültürel gelişimdir. Sümerlerin zigurat ekonomisini yani tapınak din ekonomisini kayıt altına almasıyla ortaya çıkan ve şekilleri çiviye benzediği için çivi yazısı denilen piktograf denilen yazı çeşididir. Çivi yazısı. Bu çivi yazısını Akat, Babil, Asur, Hitit ve Urartu uygarlıkları geliştirmiştir. Mısırlar hiyeroglif resim yazısını kullanmışlar. Ve canlar yazı o dönem ya kil tabletler üzerine ya hayvan derisi ya papirüs ya parşümen ya da tekstil daha sonra tekstil kağıdı üzerine kaydedilmiş bir kültürel faaliyettir diyoruz. İlk çağda bilime baktığımızda bilim biliyorsunuz insanların ihtiyaçları doğrultusunda bilgi ve tecrübeleri sonucunda insanların ortak ürünü olarak ortaya çıkmıştır. İlk çağda özellikle öne çıkan tıp, astronomi, coğrafya alanında önemli 3 bilim karşımıza çıkar. Tıp, doğa olayları, din, büyü gibi etkilerle ortaya çıkmış. Sümer, Mısır, Hitit ve Yunan uygarlıklarında özellikle görülmüştür. Astronomi, doğa ve gökyüzünü merak etme, tarım yapma ile ilgili ortaya çıkan bilimdir. Sümer, Babil, Maya, Çin, Yunan, Hint uygarlıklarında görülmüştür. Coğrafya, çevre ve beslenme
korunma günlük ihtiyaçlar sonucu ortaya çıkan bilimdir. Canlar tekrar görüşmek dileğiyle. Kolay gelsin.